kaldığı yerden devam ediyor bu arada. Şu 87 metre ilerideki bölgeye gidelim. Ya elimde maymuncuk olsa bir tur daha revolver mermisi falan alacaktım da maymuncuk olmadığından alamadım. Bu arada dediğim gibi benim kafa tek çekirdekli abi. Bir şey okurken ya da bir şeyle uğraşırken mümkünatı yok. Yani ikinci bir işe odaklanmaya çalıştığımda kesin birisini savsaklıyorum. Ya video düzenlerken falan bir yandan bir ara dizi izlemeye falan çalıştım. Videoları abur supur kodluyorum böyle. Ekranı otomatik buraya çevirdi ama şu evde bir şeyler var. Misal Seven Days kapak fotoğrafında işte atıyorum Super Mario falan. Kafayı veremiyorum. 24 yaşındayım, aşıdan korkmam garip olurdu. 26 yaşındayım, iğne gördüğümde çığlık atıyorum. Erkek adam iğneden korkar mı canım? Fena çığlık atarım bu arada. Dişçiye de diyorum ya. Beni diyorum dişçime. Beni böyle büyük kocaman bir insan olarak değerlendirme. Canımı yakarsan çığlığı basarım. Ne oluyor lan? Mekanda çok loot var. Tatyana geçti az önce buradan. Hatun. Ulan. Arkadaş gene dünyanın loot'u var. Maymuncuğum yok ya. Bak şu kardeşler falan paranormal aktivite. Buralardan uzak duracağız. Hatun arkama ışınlandı. İmplant anılarımı anlatsam mı? Abla bak çağıracaklar bu yağ içinde. Gözünü seveyim. Vallahi dişsiz dolanırım. Bul beni aşkım. Kaçmasan ben de kovalamak zorunda kalmasam olmaz mı? Ben seni ya öldüğün için terk etmiş olabilir miyim acaba hani? İlahi adalet, insan ömrü falan. Bunlar bir etken olabilir mi? Onun bir buglayıp elimi uzatırsam var ya şu camdan. O maymuncuğum olmamadığı için şu an o kadar mutsuzum ki. Dayı, uzanırım la. Tavan arasından loot aldığım oldu benim. Uzanırım la. Benim arkadaşım kanal tedavisi olacaktı. Salak dişçi kökleri öldüren ilacı önden ağrı kesici yapmadan vermiş. Saatlerce acıdan ağladı. Davalık olacaktı. Dişçi çok fena. Dişçi gerçekten çok fena. Özellikle kanal tedavisi, diş çekimi. Abi iyi yere gideceksin yoksa halim vahim. Benim gittiğim ilk dişçi gerizekalının tekiydi. Gerizekalının teki olduğu için adam kanal tedavisini sağlıklı yapamamış. Dişi çektirmek zorunda kaldık. Camlar kırılmıyor hayır maalesef. Sesleri duyuyorsunuz mu? Sesler? Deminden şimdiye geldim. Ne gerek vardı ki buna? Neyse demek ki buranın asıl loot'u içeride. Maymuncuğu açacaksın, gireceksin, erzakları, dolapları, molapları yağmalayıp çıkacaksın. Yani ne yazık ki elimde yeterince kimyasal olmadığından dolayı ben maymuncuk yapamadıydım. Bu bölüm baya kimyasal geldi bana. Buraya belki bir tur daha girilebilir. 3-5 tanecik de asker öldürdük, bir şey olmadı. Hayatım dişçilerde geçti, bu sorunları hiç yaşamadım. Yani tel taktırma ya da işte genel ağız bakımı rutin kontrolse yaşamazsın. Kanal tedavisi ol bir göreyim. Bilmiyorum, belki benim acı toleransım düşüktür, o da olabilir. Babuş Beşi aleykümselam, hoş geldin. Hiç asker göremiyorum mekanda. Koskoca yeri boş mu bıraktılar? Abi deli gibi kimyasal ve yakıt topladık. Çok güzel iş yapacağız. 2 kere kanal tedavisi, 3 kere çekim, 2 kere dolgu. Canım geçmiş olsun. Evet. Evet, geldik zurnanın zottirik dediği yere. Kesin. Bak, askerlerle çarpışmak güzel. Ben paranormal sevmiyorum. Kapıyı arkadan kapattılar. Böğrümün kenarı ağrımaya başladığına göre güzel. Korku yavaştan işlemiş içimize. Ya müzik verme ama yani arkadan böyle bir müzik verirsen dıdın dıdın diye. You've come a long way to die, NAR rat, or whoever you are. How did it go? Kill them all? The great rat catcher in the sky will know his own. A happy Unabomber never considered someone might disarm his traps. No fireworks for you, nutjob. Lan iyi ki var ya, loot sevdam hayatımı kurtardı ha. Şuraya tıklamasam da direkt kazana tıklasam demek ki geberecekmişim. Maybe I should rearm the traps. What? Why? Whoever's after us will most likely come here looking for clues. Wouldn't it be prudent to what? Use this opportunity to try and thin the NAR ranks? Exactly. Look, I've done my fair share of killing, but I don't like that plan at all. God knows who might wander down here. What if a civilian walks in one of the traps? Ya en son ne zaman masum sivil gördün? Sivil de içeri kadar girmesin canım, Allah Allah. Ya pervasız mervasız davranmıyorum koçum işte. Biri arkamızdan gelirse adama haddini bildirelim canım, tamam burayı komple aradık çık. Masum siviller ölebilir lan. Nereye masum sivil ya? Çernobil'deyiz. Gaz maskesi olmadan giremiyor içeri. Oyuna geçeli çok oldu mu bilmiyorum. Aşağı yukarı bir saat falan olmuştur belki. Nagihan ablam ben de banlarım. Sana karşı tarso yapan olursa ne demek? Sana karşı küfür eden olursa direkt yok ederiz zaten ya. Aa, başardın mı lan görevi? %80'le o da başardı. Hepsi erzak getirdi eve. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. 33 birim erzağımız oldu. Herkes benimle aynı yiyecek normal gıda. Igor doyacağı için psikolojisi yükselecek. Ya, geri kalanı halledilir. Herkes bir yesin yemeğini. 30 birim yemeğim var. 30 birim. Çok iyiyiz bu arada ya. Şimdi yumurta kafa mı? Listening to Tatyana play the violin is one of my Sibelius, Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev. Jesus H fuck nugget. You must be like 100 fucking years old. I'm not. Dinlediğin müziklere bak diyor, 100 yaşındasın. I need to remedy this situation, Prano. I want you to listen to sex, class and I have absolutely no hard rock falan dinle diyor herif. Dayı, şimdi eğitim versen bana. Ne kadar eğitim verebilirsin? Mükemmel toplayıcı. Sadece bir beceri puanım var. Neyse daha sonra şey yaparız. Abi maymuncuk üret. Ne olur maymuncuk üret bak. Ver 5 tane. Geçen el sırf maymuncuk olmadığından naneyi yedik. Dünyanın mekanını açamadık ya. Tamam, durumumuz iyi. Oliver, ne yapıyorsun babuş? Ha. Ne oldu? You're from Canada, right? Yeah. My grandfather moved there from Ukraine when that was still an option. I grew up in a military family with military traditions. You might say my upbringing was as straight as the barrel of a gun. It was as much a curse as it was a blessing. No family's perfect, I guess. Our fathers keep tormenting us long after they've passed. Isn't that so? You know what's worse than being raised by a control freak? Being raised by a control freak who's also a former army colonel and a goddamn millionaire. Sounds like you had a lot of expectations to meet. Oh yeah. But whatever I did, it was never good enough. Not even after I made it into JTF2. The top of the top. An elite unit of the... Ama hayat başkalarını tatmin etmek üzerine kurulu değil ki. I was relentless. I was eventually promoted to my own command. And then disaster struck. We were ambushed near Raqqa in Syria, and everyone was shot to pieces, except me. Every day, I think if only I could go back and change what happened. I'm sorry, Olivier. That must have been hard. It still is. I never went home afterwards. Everyone thinks I'm KIA. I'd rather be a dead hero back in Canada than a living failure. Well, that's quite a story. I know you'll find a way to deal with your past, Olivier. You're strong enough. Oliver, takma. Takma Oliver. Boş ver. En güzel teselli. Oliver'a takma diyeceğiz. Geçeceğiz abi. Ya madem babası milyoner, neden acaba paralı asker olarak hizmet veriyor? Yani git otur çatır çatır baba parası ya agacım. Muhtemelen yiyemiyordur ya. Herif yedirmiyordur. En azından ben öyle tahmin ediyorum yani. Adam pek para yedirmiyor gibi. Av tüfeğine de yeterince mermi verelim. Bu arada geçen neredeyse mermimiz olmadığından çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. O yüzden şöyle bir revolver mermisi sayısını arttıralım. Ve elimde artık daha fazla kimyasal var. Şu 5'in üzerine steklenmiyor. 30 birim erzağım var. Erzak zaten depo dışında bir işe yaramaz. Ama yani görevlerin birinden tabii tüccar falan gelebilir. Ticaret, micaret gelebilir. O ayrı bir mesele. Tam bu kadar yer bana yeter ya sıradaki çıkacağım loot alanında. Selamlar Ataberk, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Bozkurt merhabalar, teşekkürler iyi yayınlar dileğin için. Ya özel bir birime geçmiş işte. Özel bir birime terfi etmiş. Babam milyoner bir kontrol manyağıydı diyor. Milyoner bir kontrol manyağı olduğu için onu tatmin etmesi daha zordu. Hiçbir başarım onu tatmin etmiyordu diyor. Ayrıl git kendi hayatını yaşa. Kimse kimsenin hayatı üzerinde o kadar etki sahibi olamaz ya. Bu da Tatyana, bizim aradığımız hatun. Herkes kendi hayatını yaşamalı abi yani. Başkasını mutlu etmeye çok kasarsan kendin mutsuz oluyorsun. O yüzden Igor'a kocaman... Igor bendim pardon. Oliver'a kocaman bir tahma. Makarna aleykümselam, hoş geldin. Başlangıç bölümünde AK-47 vardı. Hangi mekan olduğunu hatırlarsan giderim. Bir maymuncuk al yanına. 5 tane var yanımda maymuncuk. Ama AK alırsak çok çok güzel olur. Çünkü deli gibi tüfek mermisi var. Bak 5 tane maymuncuğum var yanımda. Görüyor musun? 5 tane. Anti radyasyon şeyim, işte iyileştirici sıvılar mıvılar falan. Her şeyden var. Deli gibi loot yaptık çünkü. Bir görev daha akarız ya. Bir görev daha akarız. Tamam, radyoda bir sıkıntı yok. Oliver'la konuştuk. Diğerleriyle konuştuk. Revolver'ım yeterince upgrade ile 38 mermi var. Bu silah upgrade basamıyorum. Bunun masasını basmadık henüz. Tamam. Igor, I need a minute. Söyle canım. What's going on? Something's up. NAR is being really active on the radio. They're looking for someone, supposedly a traitor and a thief. I managed to pinpoint the location. It's Kopachi, the village near the Pripyat River. Kopachi köyü. This could be our ticket into the power plant. This person might know something important or have access to useful gear. Haklısın. What do you think he could know? Passwords, credentials, uniforms, even rations. And it should be a fairly straightforward mission. If you're smart and fast, you won't even have to mix it up with NAR. You're right. This could be important. We should at least have a friendly chat with this so-called traitor. I'm glad you see my point. It's in Kopachi. You can't miss it. Doğru. Let's get cracking, Professor Fancy Pants. Lan var ya bu adam da hep şeyde böyle hep taşyanda işin ha. Hadi görev ver de gidek diye böyle yalvarıyor ha. Bu herif öldüydü. Bu herif Anton'du. Anton ölü. Mikhail'i aldık yanımıza. Oliver'ı aldık yanımıza. Şimdi görev paylaşımı. Aga Kopaç'taki NAR'dan kaçan adamı, NAR'dan kaçan adamı ben avlayacağım. Kızıl Orman'daki gıda, Pripyat Limanı. Bak Pripyat Limanı'ndaki mühimmatı %93 ihtimalle almaya Oliver gidecek. %80 ihtimalle de Kızıl Orman'ın gıda yardımına Mikhail gidecek. Bak kişi sayısı arttığından çok iyi oldu. Efendim sevgili marjinal balık iyi yayınlar babuşum diyor. 2. ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim. Kadim Yol ben de çok teşekkür ederim. Sağ olasın iyi yayınlar dileğin için. Sevgimiz karşılıklı efendim. Teşekkürler eyvallah. İlk kez erzak için çıkmıştık. Abi hangisi ki acaba? Pripyat şehir merkezi olabilir ama bence Kopaçi'deki haini es geçmemeliyiz ya. AK bulmak da önemli tabi. Ama acelesi olan bir şey değil. Bu görevi de yaptıktan sonra zaten ufaktan save alır. Diğer oyunlara geçeriz. Bir haine ne kadar güvenebileceksin diyor hatun doğal olarak. Ama bana güvenmekten hiç vazgeçmedin diyor. Kaç tane oyun var? Efendim bugün bu oynadığımız 3. oyun. The Handler of the Dragon isimli bir oyun oynadık. İlk oyun olarak. 2. oyun olarak henüz çıkışını gerçekleştirmeyen 9 Ekim'de çıkışını gerçekleştirecek olan Sheltered Manager isimli bir oyunu oynadık. Sonrasında Chernobylite'a geçiş yaptık. Chernobylite'ın ardından ne olur ne biter tam bilemiyorum tabii ki. Ama aşağı yukarı ben her gün yaklaşık olarak 9 saat kadar 8-9 saat kadar yayında oluyorum. Ya konsept şöyle tabii ki 3 gün yayın, 1 gün mola. 3 gün yayın, 1 gün mola. Mola günü de video çekimi. Da yalan yok yani geçenlerde pek video çekemedim. Oturdum dizi izledim. En son izlediğim dizi Sweet Home isimli bir diziydi bu arada. Kore yapımı, korku gelirim tadında. Aa. 3 tane headshot attım lan kafasına. Haini arama görevi olduğu için tabii işler kızışıyor değil mi? Neyse 26 mermim var hala hallederim. Into the Night'ı izledin mi? Aa, izlemedim. Tavsiye eder misin? Gerçi şu an izlediğim bir sitcom var. Önce onu bitireceğim ama şey, bilerek söylemiyorum böyle çok detay verilebilir diye. Malum bazı insanlar keyif kaçırmaya programlı olduğu için. How I Met Your Mother'ı izliyorum. Barney'i dürtüyorlar falan böyle. Bayılırım bu arada. Diziyi bitirdiğimden dolayı rahat konuşuyorum. Tavsiye ederim evet bak kesinlikle. Teşekkür ederim. Oğlum bu arada burası cephanelik. AK geldi. O bebeğim. O bebeğim. 4 numaraya koyar mısın? Godfather müziği gibi böyle den 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 den. Evet öyle bir şey vardı. Henüz yeni bölümleri izlemedim ablam. Bana demiyor o zaman. Ablam dediğin. Ablası kurban. Bana mı diyorsun? Ablam dediğine göre bana demiyor değil mi? Ha, üzerime alınasım varmış. Şey bak eğer aranızda sitcom sevenler varsa böyle durum komedisi. Ki ben durum komedisi hayranı bir insanım. Kardeş bir dur. Tam kafana ne güzel çakıyorduk. Abem. Lan ne kadar çok adam var burada. Bu herifi demek ki gerçekten istiyorlar. Bu adamı mıhlamaya çok adam gelmiş. Brooklyn Nine-Nine. Efendim. How I Met Your Mother. The God Place. İyi yer, güzel yer isminde. Bunlar harikadır. Ben çok çok beğendim. Yeni bir tane daha izliyorum, bitsin onu da söyleyeceğim. Özellikle bitmesini bekliyorum ki bütün yaşam enerjimi emmesinler. Ablam, efendim ablası kurban. Ha söyle, ablasının kuzusu. Kimin dedikodusunu yapar? Allah bak, kısır yoğururum, çay demlerim. Brooklyn Nine-Nine'ı 4 kere bitirdim, bıkmadım, bıkılmıyor. Benim yazdıklarımı okuma Samet. Ablacım, simülasyon oyunu bugün olmaz. The Last Man on Earth de güzel. İzlemedim, bilemiyorum efendim. The Walking Dead böyle 6-7 sezon dayanabildim. Sonra patladım. Bir ara şeyi biliyorum yani. Spoiler vermeden nasıl anlatılır bilmiyorum da. Zombilerin böyle upgrade'lendiğini biliyorum. O upgrade mevzusu her ne kadar ilgimi çekiyor olsa da o kadar uğraşamayacağım için bilmiyorum abi. Sezon 8'de mi ne upgrade alıyor? Sezon 8'e kadar kim izleyecek onu ya? Kingdoms'u izledin mi? İzlemez olur muyum? Kingdoms 1, Kingdoms 2. Birinci, ikinci sezonu filmi. Efsane. Ben çok sevdim. Evdeysen yemekleri sen mi yapıyorsun? Annem yapıyor. Dışarıdan söyleniyor. Annem yapıyor yani. Kardeşim yapıyor. Karışık. Kardeşim ben bilgisayar başında nefes alıp veriyorum. Benim bütün vazifem bu. Ama kesinlikle sen yapmıyorsun derken. Kanka ben nefes alıyorum, nefes veriyorum. Bu benim için zaten bana çok bu sorumluluk, anlıyor musun? Masada oturdum, oyun oynadım. Nasıl geçti günün? Asla mutfağa girmiyorum. Neden peki? Teşekkürler, iyi yayınlar dileğin için Furkan, çok sağ ol, hoş geldin. Oğlum burada 10 metre ötede falan alınabilecek bir şey var gibi ama NAR askerlerinin telsizi, askerin kendi. 2 seviye puanı, yay. Sadece yiyorum. Bak Selin de bizden. Sulu köfte yapmak da üstüme yok ya. Zaten arkadaş bizim chatte bütün herkes böyle yemek yapmaya eğilimli. Bir ben gömüyorum galiba. Selim şey diyor, abi diyor bir şey yaptım diyor, böyle soğuk baklava yaptım. Mis gibi tadı var diyor. Sonra geliyor diyor kilo aldım abi. Lan eşek. Oturup her gün yaparsan yemeği alırsın kiloyu. Biz niye yapmıyoruz? Yemeyek diye. Tabii. Abi oyunda gelen beni paranormal aktivite ya. Yani eğer paranormal bir şey yoksa sıkıntı yok benim için. Peki bu asker efendi beni nereden görüyor ya? Evet, arkasındaki elemanı yedik. Ben herifi göremiyorum, o beni görüp nasıl sıktı ya? Abi güzel can ve ruh sağlığı kaybettik bu arada. Bu fight'ın hemen ardına şöyle bir arayalım, askerlerdeki loot'u alalım. Bence önce bir antiradyasyon merhemi. Sonra can. Menemen yaparım bu arada. Yok bende yemek yok abi. Bende yemek yok. Ben yiyorum. Burası nasıl bir yer? Çernobil. Nükleer felaket sonrası. Abi güzel malzeme lootladık şimdi. Öncelikle radyasyondan kurtuldun madem. Sağlık merhemi bas. Bir de çok adam öldürdüğüm için akıl sağlığım geriledi. Akıl sağlığı çok gerilerse halüsinasyon görüyorsun. Halüsinasyon görmemek için akıl sağlığını yükselt. Arda arda 3 adam vurunca bizim karakter de bir şaşırdı. Dedi agam ne oluyorsun? İçeri girebiliyor musun? O yarık yerden içeri gireceğiz muhtemelen. Bizim bebeği burada bir yerde sıkıştırmış olabilirler. Yemeğin salçalısı, Samet'in kalçalısı. Değil mi? Değil mi efendim? Değil mi? Kesinlikle. Hey, don't hurt me. I'm unarmed. Hands where I can see them. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Where did you get that? I'm no traitor. I was never even. Oyun nasıl Türkçe değil ya? Türkçe olması lazım. Those spooks really want to find you. Your face is all over the radio. All right, all right. I used to trade with some of the grunts. Homurdananlar kim ya? But those knuckleheads got confused about how trading works. They tried to rip me off. And what? One thing led to another and you understand. I took a few little items to balance the account. Obviously they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so they cooked up this yarn about a traitor. Interesting. Yeah, but not nearly as interesting as you, my friend. You're new to the zone, right? You've been staying in Mikhail's warehouse. Mikhail'in deposunda kaldığımı nereden biliyorsun? I need to go now. They're probably worried about me. Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. I'm going now. No, you're not. We have no idea. Evet, hiçbir yere gitmiyorsun bu arada. We turned him loose. He could run straight back to NAR and trade our lives for their forgiveness or some other kind of. Bizim nerede olduğumuzu biliyor abi kesinlikle. At least not before combing through his stuff. Kesinlikle şey yapamaz abi. Bu adamı sakın öldürme. Aa niye? Şey bu arada ben bir kameramı kapadım. Neden? Ama spoiler olup bunu öldürüp öldürmeyeceğimi söylemen ya. Söylemesen daha iyi olur aslında. Da çok şüpheli değil mi abi adam? Onlar beni bekliyor, onlar bizi bekliyor falan. Yemek mi yiyeceksin? Evet o kadar çok dendi ki. Tıkınacağım. Teşekkür ederim afiyet olsun dileğiniz için. Bırakayım madem ya. Yeah, whatever. Teşekkür ederim afiyet olsun dileğiniz için. Arasaydın keşke. Ya dürüst olayım mı? Ben burayı Arda abiden izledim. Oliver bundan hiç hoşlanmayacak biliyorum. Ben burayı Arda abiden izledim. Aramaya kalkarsan adam kaçmaya çalışıyor. Sen de silah çekip vuruyorsun. Yani silah çekip vurduğun için maalesef oyunda senaryo doğru düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Durum bu ne yazık ki. Yani silah çekip vurduğumuzu biliyorum adamı. O yüzden üzerine aramaya kalkmadım. Yani bırakınca ne oluyor bilmiyorum tabii ki ama baktım bizimkiler de bırak diyor. Dedim bırakayım mı adam ne yapayım? Oyuna 10 üzerinden kaç verirsin? Çok deneyimlemedim daha ama oynadığım kadarıyla bir sıkıntısı yok gibi ya. Oynadığım kadarıyla bir sıkıntısı yok gibi. Oynadığım oyunları genel olarak beğeniyorum zaten. Ya misal ben bazı yerlerde bazı şeyleri söylediğim zaman insanlar bana kızıyor. Beğenmiyorsun niye oynuyorsun falan diye. Yani %100 iyi ya da %100 kötü diye bir şey yoktur bence ya. Hiç sevmediğim bir oyunun çok güzel yanları da olabilir. Sevdiğim bir oyunun kötü yanları da olabilir. Benim açıkçası genel bakış açım çok olumlu. Ay güzel mermi ve loot buldular. Erzak dağıtımına git. Oliver beni sevmiyor bu arada. Konum Kopachi. Ha şey ulan kolpacı diye okudum herifi. Konum Kopachi'yi kolpacı diye okudum. Hı-hı. Müthiş değil mi? Umarım Oliver bize girmez ya. Bu arada birkaç puan daha öğrenip Mikhail'den lootlama becerimi arttırmasını isteyeceğim. Ama bunun için birkaç level daha almam gerekiyor. Maymuncuklarımı hiç kullanmadım. O açıdan iyiyim. Kimyasallarım var elimde. Şu şeyleri de bir depoya atabiliriz ya. Sonuçta depoya o kadar alan yaptık. Neyi atabilirim depoya? 3 birim ekmek üstümde kalsın. Şu ilacı atabilirim. Gaz maskesi ve ilk yardım malzemeleri dursun. Yeterince loot var, yeterince şey var. Şu 30 birim mantarı bir koyalım. Abi hem tüfek hem av tüfeği taşımama gerek var mı? Bence gerek yok. Adamlarımdan birine revolver ver. Gerçi ama çok fazla tüfek mermim var ya. Çok fazla tüfek mermim var. Ya adamlarımdan birine madem şeyi vereyim. Şu av tüfeğini vereyim. Tüfek artı şeyle takılayım, revolver'la. En mantıklısı bu gibi duruyor. Tüfek artı revolver klasiği. Hocam Mikhail. Ha söyle, sorun ne? Whoa, Mikhail. Should I be scared? No, but I need you to really take me seriously. I sometimes get the feeling that you don't. What are your plans with NAR and Kozlov? I don't know yet. Why? Because I've got a feeling that you'd be willing to parlay with them, even come to some kind of agreement. And I want to make sure you understand that I won't fucking allow it. Is that so? What would you have me do, Mikhail? Annihilate the motherfuckers, that's what I'd have you do! Hang Kozlov from the highest branch of the tallest tree in Pripyat! Look, I came here to find Tatyana. That's what matters to me. Right, right. That's what matters to you. And what about me? There's a lot of anger in you, Mikhail. I get it, but... But what? But your motherfucking pain is better than mine? You pose as a cool and level-headed guy. But sometimes you act like an egocentric prick. What do you want from me, Mikhail? Tatyana is your goal, not mine. I will have my closure, and I'll have my revenge. You have no problem using me for your mission whenever it suits you. There may come a time when I use you for mine. Please, just try and cool off. Don't do anything rash. No promises, Professor. No fucking promises. Mikhail, you've been around. Perhaps a fuck gathering and... Bir stat daha lazım mükemmel toplayıcı için. De ben şey anlamadım. Hayatta kalmaya gerek yok. O kadar damage yemiyorum zaten. İntikamımı al falan filan böyle bir konuştu etti. Oliver'la da aramız kötüleşecek. Bir dakikan var mı? Söyle canım. Anton'un kızı olduğunu biliyor muydun Dasha? Evet. Friends. I did wonder sometimes why he didn't blow his pay on booze and women like the rest of us. He was putting money away for her future, for an education and stuff. He wanted her to have a better starting point in life. I've already decided that when this is all done, I'm going to find her and take care of her. But no one knows what the future holds, right? That's why I have a big favor to ask of you. If anything should happen to me, I'd like you to find Dasha and give her my pay. Please. Olivier, please don't talk like this. Once we've figured this whole thing out, you'll have plenty of opportunity to do that yourself. No. I really need you to promise me this. Bak Oliver normal şartlar altında bir paralı asker ama ölen arkadaşı Anton'un kızı için bağlantı durumu kötü. Yani hem tuzaklı mayın kurduk hem adamı saldık, ondan dolayı da ekipmanlarında ne var? Av tüfeği varmış, dur. Şöyle yapalım. Bekle. Sen bana bir ekipmanını göster, av tüfeğini ver, ben sana daha kalitelisini vereyim. Dur bekle. Bunu bana ver. Sen bunu al. Daha iyi savaş becerin ve gücün olsun. Bence Oliver sadık biri ya. Kanka böyle direkt çok agresifsin ya. Farklı matlı konuşma da. Al bak sana da av tüfeği vereyim. Savaş becerin ve algı kabiliyetin artsın. Sizi görevlerde kullanacağım, tamam. Envanterimde yeterince yer var. Bir level daha alıp daha kaliteli toplayıcılığa upgrade yapmaya çalışacağım. Uyuyup uyanalım, bir tane daha görev yapıp ondan sonra minik bir görev yapalım ama. Ondan sonra oyun değişelim efendim. Yok, tüm gün boyunca bunun yayını olmaz. Zigli Patrejmi, hoş geldin canım, sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için çok teşekkürler, eyvallah. Gün 8 sığınak sabahı. Pekala. Oyun çok keyifli bu arada ya. Yani sığınak yönetimi, adamlarına verdiğin değer. Ne oluyor hocam? Rhino 3, change of plans. Jack Frost is heading for the Kopachi kindergarten. ETA 3 hours. Provide support for a helo. Over. Wilco, Bluebird, we're moving out. ETA 2 hours. Over and out. Jack Frost? That's an old nickname me and Boris gave Professor Semenov when we were still students. Could it be? He brought me here to Pripyat years ago. Helped me get Tatyana a position too. And now he works for NAR? He must have his reasons. And he's always been a brilliant scientist. He's still my best shot at finding Tatyana. I need to see him. Your old mentor, huh? Try and find him if you think it's important. Just be extra careful. I'm always careful, Olivier. You'll most likely have an escort. Try to sneak past. Don't go Rambo on them. Üzerine Rambo gibi gitme herifin diyor. Let's do this. Tamam. Oliver'da herhangi bir ayrıntı, herhangi bir görev yok. Mikhail. Gene Mikhail bana sövüyor. Çok agresif ya Mikhail. Hayır dostum, videolar önceden yüklenip zamanlanıyor. Bütün işlerimi ben yapıyorum. Abi Moskova'nın gözü görevinden ziyade şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kopachi'ye gidip eski arkadaş görevine de gitmeyeceğim. Pripyat şehri merkezine gideceğim çünkü artık maymuncuğum var ve orada bir silah daha vardı. Yani 2 tane taarruz tüfeği olursa adamlarıma taarruz tüfeği verebilirim. Onlar da görevleri daha rahat yapabilirler. Şimdi şöyle yapacağız. Ne yapsak ki? Kızıl Orman'ı başaramayabilir Oliver ya. Kızıl Orman'a Oliver'ı yollayalım. Pripyat Limanı'na da yine bizim çocuğu yollayalım. Ben de Pripyat şehir merkezine gidip oradan yemek alayım. Gerçi yeterince gıdamız var da, dediğim gibi artık maymuncuğum var, daha rahat açarım orayı. Bugün Three Kingdoms olabilir tabii ki. Az önceki görevde ne yaşandı? Adamın bir tanesini yakaladık, o hain olanı. Ben silahsızım, ticaret yapıyordum, yakalandım, sal beni dedi, biz de saldık. Arkadaşlar hemen geliyorum. Birazdan göreve başlayıp ilerleyeceğiz. Ve sivilce adam selamlar deyip 7. ayını kutlamış. Teşekkürler efendim, aleykümselam. Hoş geldin, 7. ayın kutlu olsun. Haydi göreve başlayalım. Let's go. Gas Station Simulator ya büyük ihtimalle oynamayız artık. Çünkü save'i bayağı ilerlettik ve yapacak pek bir şey kalmadı. En son 200 dolara gözlük alıp satmaya çalışıyorduk. Teşekkür ederim. Sana ne, sağ olasın. Kuzenim senin sesini duymaktan bıktı. Haydi. Doğrudur. Aleykümselam Musta Euro, hoş geldin, merhaba. Şimdi buraya gelmemizin sebebi şu. Benim hatırladığım kadarıyla bu bölgede bir tane büyük bina vardı efendim. Bu büyük binanın içerisinde üst katlarda bir yerde avcı tüfeği saklıydı. Avcı tüfeği değil de otomatik taarruz tüfeği saklıydı. Bu taarruz tüfeğini bulabilirsem şayet bizim açımızdan çok güzel, pozitif bir haber. Çünkü bütün adamlarıma taarruz tüfeği veririm ve onlar da rahatlıkla gider düşmanı tekler. Bu bölgeler yenilenebilir görevlerden oluştuğundan dolayı hani daha önce lootladığımız yerlerin lootu tekrar yenileniyor galiba. Ama ne kadarlık bir kısmı yenileniyor inanın bilmiyorum. Bu bendeki cesarete bak. Hey yavrum hey, oradaki askerleri kim indirecek hocam? Baksana oraya bir askeri grup gelmiş. Selamlar Revolva TV, sağ olasın, çok teşekkür ederim iyi oyunlar dileğin için. Alıyorum. Çok çok sağ ol, al canım. Buralarda bir radyasyon yiyoruz ama gaz maskesini taksak engeller miydi acaba? Neyse, bir birim radyasyondan bir şey olmaz, ne yapalım? Şimdi aga orada iki kişi var. Bu adamlar buraya niye geldiler bilmiyorum ama mutlaka bir amaçları vardır. Heriflerin sıtkını sıyırdık direkt. Şu 180 metre ilerideki bölgede maymuncukla girilecek bir yer olabilir. Oraya doğru ilerleyeceğim yavaş yavaş. Ben bu arada bu silahın görev yerinin sonunda olduğunu hatırlıyorum ama şu eleman tüccar galiba ya, düşman değildir. Teşekkür ederim dostum, iyi yayınlar dileğin için, sağ olasın, hoş geldin. Vovolda. Ne yapıyorsun burada tam olarak? Sağ olasın Ensar, eyvallah. As much as I hate to admit it, I have to deal with these NAR scumbags, but only in the name of commerce. They bring me canned meat, I trade goods, you know how it is. You trade with the NAR? Well, that seems, well, fucked up. Well, as the Romans said, de minimis non curat praetor. Interesting. And what did the Romans mean by that? Great men can't concern themselves with trifles such as this. Morals are for commoners. Men of vision know that sometimes it's necessary to make pacts with the devil. Well, looks like you have it all figured out then, huh? Take care of yourself. Bu arada konuştuğu laf çok tehlikeli. Yani büyük adamlar ahlaki değerlerle ilgilenmez falan, acayip tehlikeli abi. Bu herifte omurga namına bir şey yok. Bu adam bizi anında satar. Bu arada burada önceden askerler olduğunu hatırlamıyorum. Hocam ne oluyor? Kim neyi görüyor la? Aa, bunlar kalabalık burada. Yok yok, kesinlikle tekin adam değil. Başka biri var mı? Şurada bir arayıcı atalım. Buralar normalde benim önceden girip lootladığım yerler. Ondan dolayı çok fazla bir sandık falan yok diyecektim ki olmaz olur mu? Var. Ama buradan çıkılmıyor. Aman be. Şurada bayağı malzeme var ya. Baksana şuna. Bayağı dediğim 9 parça mekanik parçaymış da yani mekanik parçalarda önem arz ediyor oyunda. Şimdi toplayabildiğimi toplayıp böyle ana mekana doğru ilerleyebiliriz yavaş yavaş. Ya da 188 metrede bir şeyler var. Oraya... Ah! Ulan bir yerden ses mes çıkacak diye korkuyorum. 2 tanecik asker koymuşlar buraya. Rahatlıkla indirdik. Ya burada çok fazla materyal bulmak... Pek olası değil gibi ya. Maske takmak gerekir mi ki burada? Benim konuştuğum tüccarın yeri değil bu. Aa bu bizim deli. Bir birim yemek karşılığında şey veren. Bizim manyak. Tamam. Çocuk bizden abi. Tüccarmış herif. Aleykümselam Hüseyin, hoş geldin. Merhabalar. Silah olan bina burada bir yerde miydi acaba? Ben tam emin olamadım. Bu arada kesinlikle bir akıl sağlığı merhemi kullanmam lazım. Yoksa karakter bir ayvayı yiyecek abi. Eve gittiğimizde de bol bol akıl sağlığı merhemi craftlarız. Şu büyük binanın çatısında bir yerdeydi galiba ya. Pripyat'a güzel erzak paketi düşmüş. Buranın çatısında bir yerdeydi sanırım ya. Mekan burası mıydı? Başka bir yer miydi? Onu da tam hatırlamadım da oyunu tavsiye ediyorum tabii ki. Çok hoş bir yapım. Birazcık gerilimi fazla ama bence en iyi yapımlardan. Aa evet. Bak buralarda açamadığımız alanlar vardı. Yeter ki sen ilerlemek iste ama yanlış yola mı çıktık ya? Dışarıda bir tane bidon var. Onu alırız. O dert değil. Bak bura maymuncuk istiyordu. Burayı bir türlü alamadıydık. Antiradyasyon ilacı ve ilk yardım. Fena sayılmaz. Yani... Bir maymuncağa 2 metal parça artı bir kimyasal ayırıyoruz. Bence hiç fena sayılmaz. Kaldı ki şuradan elektronik parçayı falan da aldık. Bu arada istediğimiz zaman sevgili arkadaşlar geçiş portalı açıp eve dönmekte özgürüz. Afiyet olsun dostum. Arkadaş tüfeğin varlığına adım gibi eminim. Bunlar iki kişi burada. Tüfeğin varlığına adım gibi eminim. Yani şu büyük binanın içinde olabilir. Aa bak burada 3 kişiler. Kendi kendimi boka sokmuş olabilirim. Nerede diğer herif ya? Evet, birazcık kendi kendimi boka soktum sanki. Birazcık cephane ve kaynak israf ettik ama değecektir diye düşünüyorum ya. Şurada bir arama at. Bu attığın aramayla birlikte önce bir akıl sağlığı merhemi. Başaramadım ya. O pompalı değil miydi? Hangisi? Benim elimde AK'de var da kilitli olan pompalı değildi ya büyük ihtimalle. Bir tane de şu sağlıktan. Bu binanın çatısı gibiydi hatırlıyorum ya. Yani bir binanın çatısında bir yerde o AK de. Hangi binada bilmiyorum. Bu AK. Evet, çatısında da değilmiş, yanlış hatırlamışım. Ama önemli olan yanlış hatırlayıp hatırlamamam değil. Önemli olan şu an gerçekten burada. Bu AK'lerin lootunun bulunması. Bu AK'lerin ikisini de yoldaşlarımıza vereceğiz. Yoldaşlarımız da bizim için görevlerde daha başarılı olacaklar. Oraya kadar gidebilmek için bir yoldan geçmek gerekiyordu ve evet, burası sonsuzluk gibi uzundu. Bu arada stealth yaklaşıp kafadan teklemezsen revolver çok sıkıntılı silah. Buraya kadar niye çıktık o zaman? Yanlış yere mi geldik ya? Hı. Tam olarak buradaydı. Hatırlıyorum. Buralarda birkaç askerin nöbet tuttuğunu ve onların kafasına sıktığımızı da hatırlıyorum. Abi bu çok güzel oldu ya. Asansör varmış, niye merdivenle çıktım bilmiyorum. Aha. Silahı geliştirme merkezi. Bir tanesini kendim kullanayım. Birini de diğerine vereyim. Ne kadar ekipmanım var ki acaba yanımda? Şarjör. Şarjör kapasitesi öf. Şeylere böyle eski mafya filmlerindeki Thompson'lara dönüyor. Geri tepmeme hasar mı? Onu düşündüm de. Yani azaltılmış geri tepme ve kararlılık daha iyi olur gibi sanki ya. Çünkü biz bununla snipercılık oynamayız abi. Olayımız taramak olur diye tahmin ediyorum. Ama artı 2 hasar da yani hiç fena sayılmaz be baba be. Ama hasarı bir alalım ya, artı 2 hasar. Namlu. Oy. Oy. Ya sustırıcı meh ya. Bu ne dürbün ulan? Keskin nişancı namlusu. Ama gerçi biz direkt tüfeği keskin nişancı tüfeği gibi geliştiriyoruz ya. Keskin nişancı namlusu olsa... Bilemedim. Uzun namlu daha iyi gibi ya. Keskin nişancıya kadar. Gerçi hangisi hasarı arttırırsa ya. Dur bakalım. Umarım silahın içinden geçmem de. Şu geri tepmeyi falan azaltabildiğin kadar azalt. Menzili yeterli, mantar yok diyor. Yapma be oğlum ya. Ne yapacağım, dışarıda mantar mı arayacağım şimdi? Büyük dürbün takmam buna. Tarayacağım çünkü çıkıp. Şunu ver, iyidir ya bu. Tüh bak, silahın bir kısmı eksik kaldı. Bu değil ulan, bu şey. Bu bizim patates silah. Bunu kuşan. Ve bunu hızlı menüde 4'e koy. Oha. Çok sakin ve güzel sıkıyor. Mekanik parçalar falan, çatıya boşa çıkmamışız. Çatı da güzel. E artık elimizdeki ekipmanlar tamam olduğuna göre yavaştan eve dönüp AK'yi bizimkilerden birine verebilir ve lootlarımızı yerleştirebiliriz. Güzel oldu, güzel. Oliver'ın başarı ihtimali %80'di bu arada. Adam %80'le başaramadı. Oliver'ın canı da olsun. Adam bir an evvel kendine gelsin. Gelecek gün onu kullanabilelim. Biz de normal ekmek yiyelim. Oliver'a 2 tane gıda verelim abi. Sağlığı ve psikolojisi yerine gelsin. Ya Oliver'ı yiyemeyiz be adam. Sürekli adam aç kalırsan Oliver, aç kalırsan Oliver diyor. Arkadaşımı yemeyeceğim ben mi? Michael başarılı olduğu için aslında AK'yi Michael'a veresim var. Why are you wasting my time? I knew a guy once. When I used to do business in Moscow. This guy wasn't a Brit, he was Scottish. I think his name was Daniel. He was absolutely fascinated by the Moscow. Ne anlatacak acaba? Daniel was looking for a guide, so I took him on a tour of the underground. Told him some really top drawer fucking tales. Nuclear bunkers under the Moskva River where Putin will hide when the zombie apocalypse, about the lizard people from Zeta Reticuli controlling the amount of sugar in your Starbucks coffee. He was a tad skeptical, though. Reminds me of you, and that worries me. Why? You've spent too much time in the rotten capitalistic West, comrade. You know what I mean. Sovyetler çöktü, adam kapitalist batıdasın diyor. Batum selamlar balım, hoş geldin. Oh, trust me. I'll always be Ukrainian in my heart. Great. I'll drink to that. Yeah, as soon as I find something better to drink, that is. Ekipmanını göster bana. Sen başarılı olduğun için sana vereceğim ekipmanı. Abi bir saniye. Bunu bir al. Şimdi bu. Bak bu becerisini ve savaşı arttırıyor. Bu da savaşı ve algıyı arttırıyor. Savaşı ve algıyı arttırsın. E ben de bir tane tüfekle gezerim canım. Keskin nişancı tüfeğiyle. Ya da normal tüfekle işte. Ama ne boş yapıyorsun, ne vakit alıyorsun be adam ya. Anlatıyor da anlatıyor. Bır 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 dır dır dır. Bir de gidip Oliver Efendi'ye soralım. Getiririm canım, getiririm. Al. Bunu takdir ettim. Hey ne güzel, takdir etmene sevindim de. Senin takdirin için yapılmadı yani bu. Keşke görevde başarılı olsanız eşkem. Abi mermi miktarımız falan çok güzel bu arada. Mermi miktarımız güzel, yemek miktarımız güzel. Elimizde yeterince mantar olmadığından patladık. O kötü. Abi bu arada deli gibi mermimiz var ya. Her silaha ait deli gibi mermi var ama biz burayı doldurduk gene. Oğlum ne kadar çok alkol çıkıyor ya. Akıl sağlığını rahatlatmak için alkol basalım o zaman. Ruh sağlığınızı hafifletir ve psikolojinizi iyileştirir. Vallahi alkol basalım ya. Hiç biz boşa uğraşıyoruz. Gaz maskesi de şurada. Elektronik parçaları gene 30'lamışız. O da burada. Şu silahı da kullanacak mermim olsun da kenarda köşede. 2 tane antiradyasyon, sağlık merhemi, iyileştirici. Tamamız ya. Abi silahı güzel lootladık, silahı güzel kurtardık, bunu güzel kurtardık. Zaten artık bununla falan da avlarım adamları. Şimdilik uyuyup uyanalım. Sabah save alsın, görevi salalım efendim. Evde geliştirme yapamıyorum. Hayır, evde silah standım yok. Evdeki silah standım sadece revolver'ı upgrade'lemeye yarıyor. Yani ne yazık ki evimde henüz büyük silahları geliştirebileceğim bir stand yok. Tamamdır, şöyle save alalım. Arkadaşlar izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Yeni oyunlara geçiş yapalım efendim.